Ben Ömer Usta. Karadeniz Teknik Üniversitesi Enerji Teknolojileri Topluluğu takım kaptanı olarak sizlerin karşısındayım. Sizlere takımımızı tanıtmakla başlamak istiyorum. Takımımız 2013 yılında 7 gönüllü mühendislik öğrencisi tarafından kurulmuştur. Hidromobil ve elektromobil araç üretimiyle başlayan serüvenimize bugünlerde ülkemiz ve yurt dışında aldığımız derecelerle devam etmekteyiz. Tüm tasarım ve üretim süreçlerini yerli olarak yürüttüğümüz projelerimizde farklı mühendislik dallarından öğrenci arkadaşlarımızla disiplinler arası bir çalışma yürütmekteyiz. Okulumuzu, şehrimizi, ülkemizi başarılarla Avrupa'da temsil ediyoruz. Teknofest 2023'te Ortahisar adlı aracımızla 55 watt yakarak Türkiye'nin en az elektrik enerjisini tüketen takım olmaya hak kazandık. Aracımız yaklaşık 120 kilogram ağırlığında olup yarışmanın en hafif aracıydı. Tam dolu batarya ile 200 kilometre gidebilir. Bu da yaktığımız watt hesabıyla 8 TL'ye denk gelmektedir. Biz uzay kulübünde uzay ve havacılık alanında projeler üretmekteyiz. Ürettiğimiz projeler arasında bizi ön plana çıkaran haberleşme uydularımız, insansız hava aracı projelerimiz ve silahlı insansız hava aracı projelerimiz bulunuyor. Yaptığımız projelerin detaylarına değinecek olursam, 2022-2023 Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması'na askeri personelimize istihbarat toplamak proje başlığıyla katıldığımız ve derece elde ettiğimiz projemizin animasyon videosunu izliyorsunuz. Projemizin asıl amacı askeri personelimizin operasyon düzenleyeceği bölgeye gitmeden önce o bölge hakkında bilgi edinilmesi. Projemizde iki adet drone'umuz görev almakta. Drone'larımızın ilkinin görevi yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz istihbarat bloklarını operasyon düzenleyeceği bölgeye otonom bir şekilde bırakması. İkinci drone'umuzun görevi ise üzerindeki yapay zekası ile birlikte operasyon düzenleyeceği bölgede alan taraması yapıp herhangi bir tehlike unsurunu yer istasyonundan askeri personelimize bildirmesiyle devam etmekte. Merhabalar, ben Karadeniz Teknik Üniversitesi Ortahisar Kuveytenli Roket Takımı Kaptanı Umut Genç. 2018 yılında Türk savunma sanayisine ve uzay araştırmalarına destek olmak amacıyla Trabzon içerisinde Kuveytenli Öğrenci Topluluğunu kurdu. Topluluğumuz yıllar içerisinde dallandı ve farklı alanlarda projeler yapmaya da başlayarak milli teknoloji hamlesinin bir paydaşı haline geldi. 2020 yılında Kuveytenli içerisinde bir roket ekibi oluşturma kararı aldık. Bir yıllık yoğun bir çalışma sonucunda Trabzon'un uçuş gerçekleştiren ilk roketini ürettik ve Aksaray Hisar Atış Alanı'nda bu roketimizi Selçuk Bayraktar'ın da birlikteliğinde gökyüzüne kavuşturduk. Kuveytenli takımları sürekli olarak gelişmekte ve gençlerimizin yapabileceklerinin bir sınırı olmadığını göstermektedir. Suüstü takımı geçtiğimiz yıl katıldığı Savunma Sanayi Başkanlığı yarışmasında 500 takım arasından sıyrılarak birincilik kazanmış ve hem ülkemizde hem de dünya çapında adından söz ettirmiştir. Bu başarısı Amerikan donanması tarafından düzenlenen Robobot 2023 yarışmasına davet edilmesini sağlamış ve Türkiye'mizi yarışmada temsil edilen ilk ve tek Türk takımı olmasını sağlamıştır. Değerli misafirlerimiz, Cumhuriyetimizin 100. yılındayız. Cumhuriyetimiz kurulurken, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, istikbal göklerdedir diye bir hedef koymuş. Şu anda 100 yıl sonra ki hemen yanı başımızdaki gelişmeleri göz önüne aldığımızda veya yeryüzünün dünyanın değişik bölgelerinde yaşananları göz önüne aldığımızda ne kadar doğru bir hedef, ne kadar isabetli bir söz olduğu alenen ortaya çıktı. Ve 100 yılın sonunda özellikle bu hedefe doğru ulaşabilmek için savunma sanayindeki, çünkü sözünüzün haklı olması için, haklı sözünüzün vücut bulması için gücünüzün tesirli olması gerekiyor. Artık bu noktadayız. Yani şu anda bütün yeryüzünde yaşanan haksızlığı, zulmü, saldırıları, yani bütün bu olumsuz tabloları gördüğümüz zaman gücün hukuka
galebe çaldığı alenen ortada. Ve bu konuda organizasyon kurumsal manada Birleşmiş Milletler artık işlevini kaybetmiş. O nedenle haklı sözün vücut bulması için artık gücün de tesiri olması gereken zamandayız. Bu şu demek, işte bir katil bir devlet soykırım uyguluyor. Bir terör devleti. Bir kez daha bu programımızdan şiddetle telin ediyoruz, lanetliyoruz. Oradaki gözyaşının, acının inşallah bir an önce sona ermesini diliyoruz. Ama maalesef bu katil devletten, yani İsrail'den daha fazla İsrailci olan devletleri görüyoruz. Ve bunların gücün hakka, hukuka, ya bir masum çocuk ne diye öldürülür, hayattan kopartılır? Allah aşkına yani, insanın kanı donuyor. Ama maalesef geldiğimiz zamanda tespit şu, güç hakka, hukuka galebe çalıyor. Ve hak ortaya çıkacak, inşallah tecelli edecek. Cenab-ı Allah o günleri göstermeyi bizlere, hepimize nasip edecek inşallah. Ancak hakkı seslendirenler güç fazla tesirli olmayınca o söz çok daha etkili olmuyor. Şunu söylemek istiyorum geldiğimiz noktada. 100 yıl önce Cumhuriyetimiz kurulurken istikbal göklerindedir hedefi, 100 yılın sonunda ne kadar savunma sanayinizin ne kadar milli olduğuyla beraber doğru orantılı bir sözdür. Ve biz son 20 yıla kadar savunma sanayisi %18-20-22'lerde olan bir ülkeyken şu anda hamdolsun bu hedefi vücut bulan, hayata geçiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı iradesi, azmi ve bu konuda özellikle gençlerin önüne açan hamleleri savunma sanayisinde %75-80'lere geldiğimiz noktaya bizi ulaştırdı. Yani Türkiye 2-2,5 milyar dolar, 4 milyar dolarlar vererek S-400'ü almak zorunda kaldıysa, değil mi? Hava gücü. Sadece kara ordusuyla işler olmuyor, yetmiyor. Hava gücü lazım. Biz de bu manada bu tespiti sizlerle yaptıktan sonra hem ülkemizin savunması için ancak hem de medeniyetimizin bütün yeryüzünde şumul eden insana ve insanlığa ait değerleri yeniden o misyonu, o sorumluluğu hayata geçirebilmek için şehrimizde de bu manadaki çalışmalara destek olmayı hem ülkenin bir vatandaşı olarak, bir yöneticisi olarak bu ülkenin ve insanlığın geleceği adına da bir sorumluluk bildik. Ve çok şükür bu manada Karadeniz Teknik Üniversitemizde biraz önce gördüğünüz her platforma, her yarışmaya gittiklerinde başarı elde eden gençlerimizin önünü açmak istedik. Onlara destek olmak istedik. Geldiğimiz nokta ortada. Ne mutlu ki bunu yapabildik. Değil mi? Gençleri gördünüz. Görüyoruz. O nedenle şu hususu görmek, şu tespiti yapmak çok kıymetli. Artık klasik söz bitti. Gençler siz bizim geleceğimizsiniz. Yok. Gençler bizim önümüzde. Değil mi? Gençler bizim önümüzde şu anda. O nedenle hepsine protokolden önce söz verdik. Onlar bizim önümüzde. Çünkü bilgiye erişimin, bilgiye ulaşanın hakim olduğu bir dönemdeyiz. O nedenle bu çalışmaları destekliyoruz. Bu çalışmalarla gurur duyuyoruz. Ama bir şeyle daha gurur duyuyoruz. Onu da paylaşalım. Bu çalışmaların bilim yuvası olan Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin 1955 yılında bir Trabzonlu inadı ve kararlılığıyla beraber kuran Mustafa Reşit Tarakçıoğlu ve arkadaşlarını rahmetle ve minnetle anıyoruz. Bazen uzun uzun konuşmak yerine bir cümle söylediğiniz zaman her şey bitiyor. Bir cümle. Çocuklar yapmışlar. Alkışlıyoruz. Evet. Allah yapandan, yaptırandan, destek olandan razı olsun. Emeği geçenden razı olsun. Evet, değerli katılımcılar, bugün üniversitemizi temsilen, üniversitemizin geleceği adına bu önemli organizasyonda yer almaktan ve sizlerle birlikte olmaktan son derece mutlu olduğumu belirtmek isterim. Bilim,
insanlığın ilerlemesindeki en temel araçlardan biridir. Bilim, sorgulama, araştırma ve geliştirme sürecidir. Bu şenlik genç araştırmacıları, bilim insanlarını ve ilgi duyan herkesi bir araya getirerek bilimi yayma ve geliştirme fırsatı sunacaktır. Gençlerimiz en kıymetli varlıklarımızdır. Onların üniversitelerde, okullarında çoğunlukla edindikleri teorik bilgiler yanında pratik bilgilerle de donatılmalarını önemsiyor, kendilerini daha da geliştirmeleri için bu tür etkinliklerin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Bugün özgüveni yüksek, bilgi edinmeye eğilimli, hedefe yürüyen, fikir ortaya koyabilen bir Türk gençliği var. Hakikaten burada biraz önce izlediğimiz projelerle, öğrencilerimizin yaptığı, hocalarımızla beraber yaptığı projelerle hepimiz gurur duyduk. Önce onu ifade etmek isterim. Mutlaka hepimiz bu projelerin daha ileri boyutlara gelerek ülke teknolojisine, ülke sanayisine, ülke savunmasına önemli katkılar sağlamasını gönülden arzu ediyoruz ve bunu da şimdiden artık bazı ortaklıklarla, ortak çalışmalarla öğrencilerimizin, üniversitemizin başardığını görüyoruz.